Evet, bir selamda Mehmetçik'ten geldiği milli takımımıza Hollanda maçı öncesinde Milli Savunma Bakanlığı denizden, havadan ve karadan milli takıma başarılar dileyen askerlerin mesajlarını paylaştı. İçişleri Bakanlığı da Diyarbakır'da futbol oynayan çocukların videosunu "Biz bizim çocuklara sonuna kadar güveniyoruz" notuyla paylaştı. Tüm Türkiye tek yürek onların yanında. Hollanda maçı öncesinde milli takıma başarı dilekleri yağıyor. Gür sesiyle Mehmetçik de onların yanında. A milli futbol takımımıza Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde başarılar dileriz. Havada, karada, denizde vatani görevini yapmakta olan askerden milli takıma başarı dilekleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, gemisinden, uçağından, üst bölgelerinden, Mehmetçik'in görev yerlerinden yükselen ses paylaşıldı. Milli takımımıza başarılar dileriz. Milli ruh, milli güç başlıklı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan bizim çocuklara mesaj var. A milli futbol takımımızın Euro 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı da Diyarbakır'da top oynayan çocukların videosunu paylaştı. Helikopterle bölgeyi denetleyen futbol oynayan çocukları fark eden askerler onlara krampon, forma ve top hediye etti. Askerlerle çocukların kucaklaşma görüntüleri yürekleri ısıttı. Türk bayraklı formalarıyla top oynamaya devam eden çocukların sevinci görülmeye değerdi. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı, aydınlık geleceğimiz olan her bir yavrumuz çelik kanatlarımız altında. Jandarmamız milletimizin hizmetinde daima. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da o videoyu "Bizim çocuklara sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımız da dünyanın dört bir yanında kalbi ay yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol olsun, sonu final olsun" notuyla paylaştı. Evet, bugün saatler 22'yi gösterdiğinde çok kritik bir maçı izleyeceğiz. Neden? UEFA Bozkurt selamı yapan milli takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Tüm Türk dünyası bu kararla birlikte elbette ayağa kalktı. Tepkiler yağdı. Bir tepki de Edirne'de tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde yarışan baş pehlivanlardan geldi. Türkiye! Milli takıma bir destek de baş pehlivanlardan geldi. Edirne'de 663.sü düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlar bu yıl farklı şekilde er meydanına çıktı. Bir elleriyle A milli takıma destek mesajı yazılı pankartı tutup bir diğer elleriyle Bozkurt işareti yaptılar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Baş pehlivanlar gol sevinci sırasında Bozkurt işareti yapması gerekçe gösterilerek 2 maç men cezası alan futbolcu Merih Demiral'a destek verdi. Gösteri ziyaretçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin final karşılaşması 7 Temmuz'da gerçekleşecek.